Fıtrat, kelime manası olarak iki olay arasında geçen süre anlamına gelen Arapça kökenli bir sözcüktür. Benzer şekilde fasla da aralık anlamına gelen Arapça kökenli bir sözcüktür. Bilinen anlamda fıtrat devrini bunalım devri veya fasılayı saltanat olarak da tanımlayanlar vardır. Osmanlı hükümdarı Yıldırım Beyazıt'ın 5 oğlundan 4'ü arasındaki tat kavgaları nedeniyle 1402'den 1413'e kadar süren Kırgız dönemidir. Bu süreç Yıldırım Beyazıt'ın 1402'de Ankara Savaşı'nda Timur İmparatorluğu'nun kurucusu Timur'a yenilip esir düşmesi ve sonuncu bu olan savaştan sonra ortaya çıkar. Fetret devrinde birbiriyle tat mücadelesine giren Yıldırım Beyazıt'ın oğulları Emir Süleyman, İsa Çelebi, Musa Çelebi ve Çelebi Mehmet'tir. Dağılan Osmanlı Birliği 1413 yılında 1. Mehmet Han yani Çelebi Mehmet tarafından yeniden sağlanmıştır. Yıldırım Beyazıt'ın esir düşmesi ve esaret hayatındaki ölümünden sonra oğulları İsa, Mehmet, Musa ve Süleyman arasında tat kavgaları başladı. Fetret devri adıyla bilinen dönemin başında Timur, Yıldırım tarafından ele geçirilen Anadolu beylerine eski topraklarında yeniden bağımsız beylikler kurdurdu. Tahtın sahibi olmak için şehzadeler arasında yapılan mücadelelerde ilk olarak Musa İsa tarafından mücadelenin dışına atıldı ve ilk olarak Girmeyen oğullarına ardından Karman oğullarına sığındı. 1406 yılında İsa Mehmet'in tarafını tutan askerler tarafından öldürüldü. Böylece mücadele Süleyman ve Mehmet arasında devam etmeye başladı. Süleyman Devleti Rumeli yakasını, yani günümüzdeki Avrupa kısmı, Mehmet Anadolu yakasını, yani günümüzdeki Asya kısmı, yönetici oldu. İki kardeş arasında süren çatışmalar sırasında Musa yeniden harekete geçti ve 1411'de Süleyman Çelebi'nin bulunduğu Edirne'ye baskını yaptı. Aynı yıl Süleyman öldürüldü. 1411'den sonra çarpışmalar Mehmet ve Musa arasında sürmeye başladı. İki kardeş arasındaki mücadele 1413 yılında Mehmet'in Musa'yı öldürmesiyle sonlandı ve Fetret devri noktalanmış oldu. Aynı yıl Mehmet 1. Mehmet unvanı ile Osmanlı tahtına oturdu. 1. Mehmet saltanatı sırasında Ankara Savaşı sonrası Anadolu'da yitirilen toprakların birçoğunu yeniden ele geçirdi. Döneminde Venedik ile yapılan ilk Ceniz Savaşı başarısızlıkla sonuçlandı. Şeyh Bedrettin, Börkülce Mustafa ve Turlak Kemal isyanlarını bastırdı. Saltanatının sonlarında Timur tarafından esir edilen kardeşi Mustafa olduğunu iddia eden bir kişinin bu kişinin gerçekten Şehzade Mustafa olmadığı hakkında kesin bir bilgi yoktur. Osmanlı tarihinin Düzmece Mustafa vakası olarak bilinen bu ilginç gelişmeyi şu şekilde özetleyebiliriz. Gerçek Şehzade Mustafa, Yıldırım Beyazıt'ın velihat olan en büyük oğludur. Düzmece lakabı sahte şehzade olduğunu ileri süren dönemin Osmanlı tarihçilerince verilmiş ve öyle kalmıştır. Bizans serbest bırakılmaması için fidye verilmesi, kendisine inananların sayısına ve toplum içindeki yerlerine bakıldığında en sonunda yakalandığında Edirne'de asılarak idam edilmesi de gerçek şehzade olmadığına dair bir belirtidir. Saltanat soyundan gelenlerin kana akıtılmazdı. 2. Murat döneminin başlangıcında
en büyük siyasi krizlerden birine sebebiyet vermesidir. İkinci Murad'ın amcası olan Mustafa Çelebi de verdiği mücadeleden bir süre sonra bir başka krize sebebiyet veren ve ikinci Murad'ın ağabeyi olan Şehzade Küçük Mustafa Çelebi ile karıştırılmamalıdır. Kendisini Osmanlı padişahı ilan etmesi üzerine bu sorun ile uğraştı ve Mustafa'nın üzerine yürüdü. Mustafa yenilmesinin üzerine Bizans'a sığındı. 1. Mehmet 1421 yılına gelindiğinde vefat etti. Şimdi arkadaşlar şöyle bir mevzu var. Tarihi olaylar ele alınırken günümüzün şartları değil, o dönemin şartları ele alınarak yorum yapılmak zorundadır. Örneğin günümüzde bir insan her ne sebeple olursa olsun kendi öz kardeşini öldürmesi bir kere çok yanlış olarak görünür. Ama Osmanlı'da ve dahi günümüzden yaklaşık olarak idam cezası kaldırılana kadar yani son 20 yıl içinde ki idam da buna benzerdir. İnsanlar kardeşlerini öldürebiliyorlardı. Yani daha doğrusu padişahlar kardeşlerini öldürebiliyorlardı. Bu da yani yabancı ordulara son nazar vermek içindi. Her kim ki Osmanlı'yı karşısına alır, kendi kardeşine bile acımayan yabancı devletler hiç acımadı. Zaten bu Fatih Kanunnamesi'nde şöyle geçiyor. Her kime ki oğlumdan saltanat muktedir ola, nizam-ı alem için kardeşlerini öldürmesi makbuldür. Fatih Sultan Mehmet.